Evet, Konya, Türkiye ve dünya bunu konuşuyor köşemize. Profesör Doktor Mehmet Çolakoğlu'yla birlikteyiz. Kendileriyle ailenin önemine dair konuşacağız. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ailenin Türk toplumunda ne kadar önemli olduğu hepimizin malumu. Ancak bu kutsal yapının zarar görmemesi ve daha da güçlenmesi için neler yapılabilir konuşmak isterim. Aile içi iletişim nasıl artırılabilir sizce? Teşekkür ederim. Efendim, aile bir toplumun en önemli özelliğidir, çekirdeğidir. Hani bir vücudu düşünecek olursak, vücutta nasıl hücrelerin önemi var ve hücrelerin birleşmesiyle organlar ve vücut oluşuyorsa, ailelerin birleşmesiyle de toplumlar ve milletler oluşur. Şimdi düşünebilir misiniz ki hücreleri bozuk olan bir yapı nasıl birleştiği zaman organlar bozuluyor, vücut bozuluyor. Aynı şekilde aile yapısı kuvvetli olmayan milletler de buna benzer bir takım hastalıklar doğururlar. Şimdi aile çok önemli bir yapı, biliyorsunuz. Anne, baba ve çocuklardan oluşuyor. Hepsinin, bu bireylerin birbirlerine karşı sorumlulukları var. Evlenmeyle beraber başlayan birliktelik, yani anne ve karı ve kocanın birbirine karşı sorumluluğu çok önemli. Genel olarak geleneksel toplumlarda annenin görevi nedir? Anne çocuk yetiştirmekle görevlidir. Çocuğun terbiyesiyle görevlidir. Baba da neyle görevlidir? Baba da iaşesinin temini, evi geçindirmekle görevlidir. Ama modern toplumlarda bugün de gördüğümüz gibi artık kadın da çalışma hayatına girmiştir. Dolayısıyla görevler bölüşülmüştür. Yani kadının görevleri kesin olarak şunlar şunlardır, erkeğin görevi kesin olarak bunlar bunlardır gibi bir düşünce bence doğru değildir. Kadın ve erkek elinden geldiği kadar ailenin birliği açısından, ailenin devam açısından çalışmak zorundalar. Nasıl ki kadın sadece çocuk terbiyesiyle değil, dışarıda çalışarak iaşe temin ediyorsa, erkek de aynı şekilde çocukların terbiyesi için uğraşması gerekir. Çocuk terbiyesi dedik, çok önemli bir mevzu. Çünkü gelecek nesillerimizi biz onlara emanet edeceğiz. Hadis-i şerif var, biliyorsunuz, çocuklara büyükler gibi hitap edin diye. Yani biz diyelim ki anne baba olarak bir yanlışlık yaptık, çocuğumuzu dövdük. Misal olarak anlatıyorum bunu. Çocuğa izah ederken doğruları söylemek zorundayız. Dersek ki biz, oğlum veya kızım, ben senin iyiliğin için dövdüm, sen adam olasın diye dövdüm demek doğru olmaz. Çocuğa doğru söyleyeceğiz. Evet, ben bir an için senin yaptığın bu harekete sinirlendim ve kendimi tutamadım ve seni dövdüm, özür diliyorum demesini de bilmemiz lazım. Çünkü çocuklara büyükler gibi hitap edeceğiz. Aile yapılarının kuvvetli olmasının en önemli sebebi birbirimize karşı olan tahammüldür. Eğer biz birbirimize karşı tahammül gösteremezsek, yani nefsimize hakim olamazsak, ufak tefek incir çekirdeğini doldurmayan mevzulardan birbirimize karşı, yani anne ve babalar olarak birbirimize karşı iyi tutum gösteremezsek ve çocuklar bunu örnek alırlarsa, o zaman aile yapısı istediğimiz oranda gelişmez. Şimdi sağlam ailelerde dikkat ederseniz çocuk sayısı da fazla olur. Çünkü çocuk, biliyorsunuz, bir çimento gibidir. Yani aileyi birbirine bağlar. Çocuk yapmayı düşünen ailelerin en büyük güvencesi nedir? Yani biz birbirimizi çok iyi anlaşıyoruz, dolayısıyla çocuklarımıza da daha iyi bakacağız gibi bir düşünce vardır. Bundan dolayı da çocuk yapmayı düşünürler, çocuk sayısını arttırmayı düşünürler. Tersi olduğu zaman da çocuk yapmaktan çekinirler. Dolayısıyla bir ülkenin nüfusunda da aile yapısının çok büyük önemi var. Bakın, Avrupa toplumlarına baktığımız zaman neyi görüyoruz biz? Nüfuslarının geriye gittiğini, yani çocuk sayısının azlığından şikayetçiler ve nüfuslarını arttırabilmek için bu Avrupa toplumları çocuk doğuran annelere büyük oranda yardım yapıyorlar. Türkiye'de ise Allah'a çok şükür bizim nüfusumuz artıyor. Her ne kadar son zamanlarda nüfus artış hızında azalma olsa da, bizim işte hala bu geleneksel
Türk-İslam aile yapısından dolayı bizim nüfusumuz Allah'a çok şükür artmasına devam ediyor. İşte bu özelliğimizi korumamız lazım. Bizim Batı toplumları gibi nüfusu azalan ve dışarıdan göç alan toplumlar olmamamız lazım. Çünkü biz geleceğimizi çocuklarımıza emanet edeceğiz. Çocuklarımızın da sağlam aile içerisinde yetişmiş kişiler olması lazım. Evet, şöyle bir çıkarım da yapabiliriz sanıyorum. Başbakanın en az 3 çocuk tavsiyesini sizler de paylaşıyorsunuz. Evet, şimdi onu tabii ki katılıyoruz ama şöyle desek 2 ile 4 arası desek. Çünkü evet buna katılmakla beraber biliyorsunuz kadınlarımızı da düşünmek lazım. Yani çok doğum yaptığı zaman bu kadın eğer zarar görecekse veya zaten hiç gebe kalamıyor ve zorla gebe kalıyorsa onu da 3'e zorlamak değil mi? Bugün mesela tüp bebekle gebe kalmış birisine 3 kere tüp bebek yapıp 3 tane çocuk sahibi. Onları tenzih etmiştir büyük ihtimalle. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Zaman Gazetesi'nden Mustafa Ünal'a kulak vereceğiz. Birlikte izleyicilerimizle birlikte yorum köşenizi onu dinleyelim. Teşekkürler, sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum efendim. Evet sevgili seyirciler, bugünkü yorum köşemizde Zaman Gazetesi'nden Mustafa Ünal var. Al hayal, doğal hayal, sağ